Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video serisiyle karşınızdayım. Yani bu video serisinde FreeContent denen sitenin, çok güzel bir site bu. Böyle bir müfredatı var JavaScript ile alakalı, bayağı da uzun. Onu anlatmak istiyorum. Kaynak İngilizce olduğu için İngilizceyi tam olarak oturtamamış insanlar için anlamak çok zor. Ama kaynak çok güzel olduğu için bunun Türkçe'ye çevrildiğinde çok insanın faydalanacağını düşünüyorum. Çünkü oldukça iyi hazırlanmış ve kaliteli bir kaynak. Zaten şöyle baktığınız zaman Basic JavaScript, ES6 yani diğer konu başlıkları böyle aşağı doğru iniyor. Vakit buldukça bunlara tek tek üstünden geçerek bu seriyi bitirmek istiyorum arkadaşlar. Bayağı da uzun. Şimdi JavaScript, Basic JavaScript yani biraz JavaScript nedir? Yani bir programlama dilidir. Bunu bildiğinizi düşünerek de kursa şöyle yavaşça bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi JavaScript'lerde comment var, yani yorum satırı. Yorum satırı ignore edilir, yani browser tarafından okunmaz. Yani bu şekilde bir yorum yazdığınızda, gördüğünüz gibi iki tane yan çizgili bir yorum yazdığınızda bu şeyler kod üzerinde oynatılmaz. Yani kod çalıştığında browserlar bu parçayı çalıştırmaz. Ya yani eğer birden fazla satırla alakalı bir yorum eklemek istiyorsanız bu şekilde syntax dediğimiz yazılış tarzı bu şekilde gördüğünüz gibi. Bundan başlayacaksın. Araya yorumunu yazacaksın. Ve bu şekilde de yani kapatacaksın. Yorumlar sadece, yani peki yorumlar ne işe yarıyor? Peki yorumlar şöyle bir şey. Diyor ki not bırakmak için, kendine not bırakmak veya diğer insanlara not bırakmak için çok önemli bir şey. Sonra ne olduğunu anlarsın diyor, o konunun ne olduğunu. Yani bu kod şu işlemi yapıyor diyor, yorum yazarsın üstüne. Ve geri gelip bir gün baktığında ha bak bu kod bu işi yazıyor diye açıklık getirebilirsin koduna. Yani iyi bir kod diyor. Hem kendin için hem arkadaşların için diyor. İyi bir yorum diyor. İşte hem kendin ve hem arkadaşların için oldukça faydalı olur. Peki burada bir task veriyor bize. Diyor ki bunların ikisini kullanarak yorum yaz diyor. Bunların aynısını kopyalamakta bir mahzur yok. Böyle ikisini de kullandım. Bu multiline, bu yani tek line, bu multi line. Mesela ben yani shortcut dediğimiz kısaltmalar kullanabiliyoruz. Bunu deneyebiliyor muyum? Burada buna bakayım. Hello yazayım. Eğer bunu böyle çizip, bakın altta hello is not defined diyor. Ben bunu şöyle comment yazabilirim. Evet. Ben de Mac kullananlar için comment backslash kullandığınızda o kendisini otomatik olarak yorum alıyor. Gördüğünüz gibi artık hello hatası görmüyoruz. Sebebi bu browser tarafından ne yapmıyor, okunmuyor. Evet, ilk testimizi çalıştıralım. Evet, next challenge diyelim. Yani siz sign in olabilirsiniz. Bu hani ben sign in olmak istemiyorum. Şimdi bir JavaScript değişkeni tanımlamak. Bir JavaScript değişkeni tanımlamak, data diyor anlamlı olan her şeydir. Bir bilgisayar için data anlamlı olan her şeydir. JavaScript 8 tane data tipi tanımlar. Undefined, null, boolean, string, symbol, begin, number and object. Yani örnek vermek gerekirse diyor, bilgisayarlar diyor aradaki numarayla string arasındaki farkı araya bir ayarlayabilir. Yani 12 bir numaradır ama tırnak içerisindeki 12 bir string ifadedir. Yani metin ifadesidir. Bu bir işte yine tırnak işareti içerisinde, bu da bir metin ifadesi. Bu da tırnak içerisinde bir metin ifadesi, yani string. Ya bilgisayarlar diyor matematiksel operatörleri numaralar üzerinde yapar ama stringler üzerine yapmaz. Yani 12 ile 12'yi topladığında normalde matematikte 24 görürsün. Ama stringleri topladığında 24 görmeyeceksin. Onu ileride ne yapacağız göstereceğiz. Variables'ların şey ne yapıyor? Variables'lar bir datayı store etmek için, depolamak için yapılmış bir şey diyor. Matematikteki x ve y diye düşün. Hani bilinmeyen bir şeye biz x koyuyorduk. O x mesela problemin sonunda bir şey çıkıyordu. Yani x eşittir 5 çıkıyordu. Yani 5
Orada yani X orada aslında hep 5, 5'in yerini tutmuş. Öyle düşünebiliriz yani. Bir variable deklar ederken yani ilk başta bu aslında var artık o eski metot ama ne yapacağız? Onu kullanmaya devam edeceğiz bir müddet. Ondan sonra yenilerini zaten göreceğiz. İşte var our name. Yani bizim ismimizin böyle bir değişken sağlıyoruz. Diyoruz ki var our name adına bir değişken oluşturalım. Bunun adı var our name. Ondan sonra bu bir tane işte değişken tanımladık diyor. JavaScript'te diyor bir isimler diyor yapılabilir diyor. Harfler işte rakamlar harfler dolar işareti underscore gibi şeylerle yapılabilir ama diyor boşluk veya başlangıçta rakam içermez. Yani bir our name yazamazsın buraya ya da boşluk our name yazamazsın diyor. Buradaki diğer ödevimiz ne? Var kullanarak diyor my name adında bir variable oluştur. Hemen şunu kopyalıyorum. Ondan sonra my name olacakmış bu. My name adı altında bir variable oluşturdum. Evet güzel. Bu da tamamlandı. Normalde siz login olursanız bunlar işte bir yüzde gösterecek. Yüzde bir, yüzde iki. Ve bu solution'u da bu çözümü de indirebiliyorsunuz ilerledikçe. Ondan sonra JavaScript'te diyor bir value'yu bir değeri variable'da diyor. Assignment operatörü ile şu operatör ne yaparsın diyor. Depolayabilirsin. Yani ben burada my variable değerimi 5 atadım. My variable değerim benim 5. Bundan sonra my variable'ı nerede görürsem göreyim onun 5 olduğunu bileceğim. Bu diyor numara diyor şurada 5 değerini diyor my variable'ı atar. 5 rakamını my variable atar. Eğer diyor hani sağ tarafta herhangi bir hesaplama varsa diyor bunlar diyor hani bu şekilde mesela 5 artı 3 ise yani ilk 5'i okuduğumuz gibi düşünün. Aynen soldan sağa şekilde hesaplanır. Bunu da örnekleri var. Onları gösteririz zaten. Şimdi burada yine bir variable tanımlamış. Var my var. Ya sintaksiye dikkat edin arkadaşlar. Var bir variable'dan geliyor zaten. My var ve semikolonla bitiyor. Eğer ilk başta bir şey atamak istemiyorsanız sonra bu my variable'ı 5'e eşitliyoruz. Assign operatörüyle. Ya bunları tek satırda yazamaz mıyız? Var, my var. İlk eşittir 5 diyebilir miyiz tek satırda diyebiliriz. Bu kod diyor hani 5 adı alt yani my var adında bir variable oluşturur. Sonra biz ona 5 atarız. Şu an diyor kodun her yerinde diyor bu my var gördüğümüz zaman 5 olduğunu anlarız diyor. Peki. Ne diyor? Assign the value ya A'ya 7 değerini at. Çok kolay. A equal 7. Eşittir 7. Ne yapacağız? Bir de semikolonu koyacağız. Tat. Evet bunlar böyle basit biraz. Sonra ne diyor? Assigning ya birinin bir değeri bir değeri atama şeyi. Bir mar var, my var adında bir tane gördüğünüz gibi bir örnek var. Variable var. Sonra buna 5 atamış. Sonra bir tane de my num diye numara diye ya bir tane variable tanımış. My num'a my var adamış. My var gördüğümüz neydi? Aslında 5'ti. Yani my var bir yer tutuyor artık. Bu 5. Demek ki my num da 5 artık. Yani oraya illa buraya 5 yazmamıza gerek yok. İkisi aynı değerde olur bu şekilde atamayla. Burada açıklamaları yapıyor. Diyor ki A'nın değerini yani B'ye ata diyor. O zaman ben nasıl yapacağım? B eşittir A. Yani burada A 7 idi. Biz B'yi de bu şekilde A'daki değerin aynısını alalım. A'yı değiştirirsek mesela hani bu bize ne kolaylık sağlayacak? Bunu böyle atamak. A 5, A ile B'nin her zaman aynı değeri almasını istiyoruz. Yani şurada B eşittir 5 yaparsak yani A işte B 7 yaparsak A'yı değiştirdiğimizi düşünelim. Tamam burada da A ile B aynı değer ama hani bunu yapmadığımızı düşünelim. Ama B gördüğünüz gibi A'yı değiştirmeye çalışalım. 5, B'yi de değiştirmeye çalışacağız. Niye aynı olmaya çalışıyor? 6 yapalım bunu da 6 yapacağız. İki yerde aynı anda değiştireceğimize hiç gerek yok. Bunu ne değiştirirsek ne değer verirsek verelim. Bu onu alacağı için hiçbir sorun da kalmayacak. Bir sonraki şeye. Diyor ki
Variable'ları diyor başlatmak bu şekilde diyor. Aynı yanında başlatmak daha mantıklı. Zaten ben demiştim. Sonra my var adında bir değer oluşturmuşuz ve buna sıfır değerini atamışız. Böyle bir a adında bir variable tanımla buna da diyor 9 değerini var. Buna a diyelim. Buna da 9 değerini verelim. Evet. Bunlar anlaşılıyordur diye umut ediyorum. Previously used following declaration. Bunu kullandınız diyor daha önceden. Sonra diyor ona diyor bir isim. Yani string ifade dediğimiz şey. Bunları daha detaylı göreceğimizi düşünüyorum. Your name yani senin adın bir string ifade içerisinde ise yani zaten bu bir string tırnak işareti içerisinde pardon. Buna diyor your name buna diyor string literal deniliyor. Bir string literal yani literal bu şeydir. Yani tek tırnakla ya da çift tırnakla kapatılmış bir karakter serisi. Tamam. Sonra diyor ki iki tane string variables tanımla. Birincisi var first name, diğeri de last name. Ondan sonra senin diyor soy ismini ve last name'ini sırasıyla ata. O zaman şöyle yapalım. Bu ne olacak? First name. Cenk. Ya şunu kopyalayalım. Buna da last name'e Cenk yolcu olsun. Yolcu. Bak last name and first name bu şekilde değer atayabiliyoruz. Bu string ifade tırnak, tek tırnakla çift tırnakla olur. Evet, buna geçiyoruz. Anlaşılıyor. Yani bir değer, yani şöyle söyleyeyim. Bir değeri illa böyle direkt ilk başta atamamamız gerektiğini biliyorsunuz. Hani burada ne demeye çalışmış? İlk önce onu anlayalım. Eğer bir value'yu şu şekilde tanımlarsan diyor, ilk başlangıç değeri diyor, bunu diyor undefined olur diyor. Yani sen bir şey tanımlamadın, tanımlanmamış bir değer. Hatırlarsanız data tiplerimizden biriydi. Undefined. Bunu diyor bir hani undefined onu bir matematiksel operatör yaparsan undefined diyor. Yani A ile A şu an undefined. A ile B'yi topla şu an. İkisi de undefined. Undefined undefined'i toplarsan not a number dediğimiz yani bir numara olmayan bir şey karşımıza çıkıyor. Bir terim karşımıza çıkıyor. Not a number. Bu numara değil. Eğer undefined ile bir string'i birleştirdiğinde ise diyor undefined şeklinde bir string alacaksın. Buralar biraz ilk başta şey gelebilir. Şöyle düşünmeye çalışın. A'nın herhangi bir değeri yok. O yüzden tanımlanmamış anlamına gelen undefined kullanılıyor. B'nin de bir değeri yok. Şimdi ikisini toplayabilir misin? Matematiksel olmayan iki ifade toplanabilir mi? Hayır. Ama stringsel ifadeler toplanabilir. Yani şöyle gördüğünüz gibi C'nin bir string olduğunu düşünün. Yani rakam olması da farklı. 5 olur. String ifadeyle toplayabilirsin. Bunu ileride zaten herhalde anlatacak. Yani ben de şöyle bir şey yapabilirim isterseniz. Mesela var Cenk diyelim. Bu işte 5 olsun. Var değer diyelim. Hiç önemli değil. 5 artı Ahmet olsun. Şimdi değer ne olduğunu görelim. Konsolda console.log değer diyelim. 5 Ahmet görüyor musunuz? Bir matematiksel operatör. Ama sadece toplama. Çıkarma zaten olmayacak. İsterseniz çıkarma deneyelim. Not a number diyor ya. Sadece toplama da biz değer verebiliriz buna. Pardon. Burayı da anladığımızı düşünüyorum. Sonra ne istemiş bizden? Bunları sırasıyla diyor. Bunları şey yap. Tanımla sırasıyla. 5, 10, I am diye tanımla diyor. Tamam. Buraya gel. Bu neymiş? 5. Buraya gel. Bu neymiş? 10. Buna da I am yazalım. Pardon. Şurada da boşluk oldu. Evet. Bakalım yani zaten bunu böyle yazdığım zaman büyük ihtimal geçecek. Aynen öyle.
Şimdi case sensitivity olayında biraz kalalım. Sonra diğer videoda buna devam edeceğiz arkadaşlar.